Hocam şimdi tam da burada tabii doğal olarak akıllara şu soru geliyor. Efendim biz adaletin iş yüzünde çalışma ekonomisi doktor Murat Özveri ile arabuluculuk mekanizmasına ilişkin çeşitli yanlarıyla aslında sorduğumuz sorularla konuya ayrıntı getirmeye çalışıyoruz. Böyle ifade edelim. Şimdi deniyor ki ya buna niye itiraz ediyorsunuz? Siz de ifade ettiniz. Yargılama süreci çok uzun. Biz sonuç olarak hükümet olarak, bakanlık olarak bu tasarıyı gündeme getirdik ki aslında bu yargılama sürecini kısaltalım. Dolayısıyla da hak mağduriyetlerini ortadan kaldıralım. Peki bu sistem içerisinde dahi bu yargılama süreci kısaltılamaz mı? Sorun bir yanı bu. Bir yanı da gerçekten hani siz ifade ettiniz ama tekrar sormakta fayda görüyorum. Bu sistem mağduriyetleri ortadan kaldıracak mı yani? Şimdi bak, hafızayı beşer nisyan ile mal olmuş, keşke olmasaydı. 1967 ya da 68 tarihinde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne götürülen konu şuydu. Hani arabuluculuğu savunuyor ya işverenler. O zaman 275 sayılı toplu sözleşme, grev, lokat, kanun 19. maddesi şöyle bir düzenleme içeriyordu. Diyordu ki, işçinin kanundan, toplu sözleşmeden doğan bir hakkı işveren veya işveren sendikasının baskısıyla işveren tarafından ödenmezse, işçinin üyesi olduğu sendikanın, işverenin üyesi olduğu işveren sendikasına bağlı hakkı ödemeyen işleriyle sınırlı değil, tüm işyerlerinde grev hakkı doğar diyordu. Ona da hak grevi Hak deniyor. diyor. Evet. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Tam tersten bakın. Dediler ki, hakkı yenilen kişi gider mahkemelerde dava açar. Ne diye bir de hak grevi diye bir yer koydunuz? Büyük bir baskı bu bize. Anayasa Mahkemesi dedi ki, evet doğrudur. Hakkı yenenin gidip doğal yargıçlık ilkesine göre çalışan mahkemelerde hakkını araması temel kuraldır. Ancak ülkemizdeki uzayan dava süreçleri, ülkemizdeki hak aramanın önündeki pratik engeller sıraladı bunları. İşçinin yargı yoluyla hakkına ulaşmasındaki o uzun mesafe yerine işçinin hakkını daha kısa sürede almasını sağlayacak olan hak grevi anayasaya uygundur. Şimdi, aslında çözümü gördünüz Çözüm mü bakın? evet. Kısa, net. Sonra ne oldu? 12 Eylül darbesi oldu. Sonra darbeciler 1982 anayasasını yaptılar. Hak grevi tartışılırken anayasa koyucu grev hakkını düzenleyen maddenin gerekçesinde dedi ki, iki toplu sözleşme dönemi arasında iş barışını amil kılmak. Buraya dikkat. Mahkemelere olan saygıyı arttırmak için hak grevi yolunu tıkadık dedi. Şimdi mahkemelere olan saygıyı arttırmak için hak grevi yolunu tıkayanlar, arabuluculuk gibi bir kurum geldiğinde nedense mahkemelere olan saygıyı arttırmak gibi bir dertleri olmadı. Biz o zaman diyorduk ki mahkemelere olan saygı, mahkemelerin iş yükünü arttırarak sağlanamaz. Sahada uyuşmazlığı kendi kendine yardım ilkesi çerçevesinde sosyal taraflar çözmelidir dedi. Bu kadar basit. Buna yönelik açın 12 Eylül öncesi imzalanmış toplu iş sözleşmelerini. Uyuşmazlığın çözüm yolları diye bir bölüm vardı. O bölümlerde dilerlerse tahkim kurumunu öngörüyorlardı. Dilerlerse arabulucuyu öngörüyorlardı. Bakın toplu iş hukuku alanında eğer ben bir arabulucuyla uyuşmazlığı çözmeyi öngörmüşsem ve bunu kabul edebiliyorsam toplu iş sözleşmesiyle orada işverenle güçlerim eşit olduğu için orada ben o uyuşmazlığı yaparken sendikanın avukatı, sendikanın uzmanı, sendikanın o hakkı görünür kılacak, hakkın dayanaklarını ortaya koyacak tüm olanakları arkamdayken arabulucunun önüne giderim, tartışırım, anlaşırsam anlaşırım, anlaşmazsam anlaşmam. Ve buna da toplu sözleşmeyle belirleyebilirim. İşte çözüm buydu zaten. Şimdi siz ne yaptınız? Bir, örgütlenmeyi yasakladınız zaten. Örgütlü işçi kesimini inanılmaz ölçüde daralttınız. Toplu iş hukuku dediğimiz işçiyi asıl koruma getirecek olan hukuku da çöpe attınız. Bireysel iş hukuku alanında işçinin tüm haklarını adliye koridorlarının içerisine sıkıştırdınız. O koridorda patladı. Dedi ki ben 550 günden önce bunu çözemiyorum. Altyapım buna uygun değil, tekniğim buna uygun değil. Bilirkişi kadrom buna uygundur vesaire. 550 güne dönünce bu sefer dediniz ki uyuşmazlık 550 güne sürüyor. Biz arabulucuya dönelim. Yani yargılamayı özelleştirelim.
Yargılamayı özelleştirdiğiniz andan itibaren piyasaya bırakıyorsunuz demektir. Piyasada da sözün başında sizin söylediğiniz aktörler geliyor. Güçlü işveren, güçsüz işçiyi bir de arabulucu üzerinden ezim ezim ezecek ve işin tuhaf tarafı işçi ezildim diyemeyecek.